Çiğdem Hanım'la tekrardan ekranlara merhaba dedik efendim ve muhteşem menümüzde kuzumuzla, iç pilavımızla, çorbamızla, profiterolümüzle bugün gündeme oturacağız. Masada damak çatlatacağız lezzetlerimizle. Hazır mısınız? Patlatacağız her şeyi. Hadi bakalım. Hazırım. Ama sizden ben bugün güzel tarifler bekliyorum. Tamam. Güzel püf noktaları bekliyorum. Ben eminim ki sen o bazı yemekleri kendince bir şeyler geliştirerek katarak yapıyorsun. Yapıyoruz, bir şeyler sakın yapıyoruz. Sakın gizli saklı işler yapma. Tamam. 3, 2, 20 bin liraya son dakikalar, son saatler kadar haydi buyurun başlayalım. Başlıyor muyuz? Süre başladı. Ne yapıyoruz hemen, şimdi? Hemen. Bunu önce kuzu, bir şöyle bir deneyeceğim. Bu lezzet. Kuzu kuzu olalı böyle lezzet. Bu lezzet. Kadir Bey, siz bana şu sarımsakları soyabilir misiniz? Tabii. Gömeceğim içine. Sarımsakla atacak mısınız? Atacağım işte, sarımsak da burada dış ses. Bunu böyle fırına mı vereceğiz? Hayır, fırına bu hiç girmeyecek. O hiç fırına böyle girmeyecek. Böyle bütün halde araba kaportası gibi kuzu nereye sığacak? Ben sığdıracağım onu, göreceksiniz. Bu içine koyduklarınız neydi? Yeni bahar, çekilmemiş yeni bahar. Karabiberle hiç karıştırmayalım. Hiç yeni bahar. Hiç çekilmiyor. Ben bu arada ocağımı açacağım. Olur, yok, olur. Yardım ediyor bize dış ses. Sayın seyirciler, Şidem Hanım'ın menüsünü bir hatırlayalım. Kremalı sebze çorbası. Bunu blenderdan geçirecek misiniz? Hayır, taneli olacak. İçli köfte, şov. Şov. Şöyle güzel bol içi yağlısından, dirsekten, akanından. Kuru cacık, kuzu budundan dobo. Şekil ağda görüldüğü gibi. Yani fırına girmeyecek, tencereye sığar mı ki bu? Bu Çiğdem neler yaratacak size? Göreceksiniz, tencereye de girecek, tavaya da girecek. Tuz atacak mıyız? Attım. Yani pansuman yapıyor desem pansuman değil. Sen anlıyorum değil mi? Evet. Bu getirmişler bize büftek diye yediriyorlar. Kemikli kemikli. Ay. Bunun işlemi şu anda tamam. Kettle'a suyu koyayım ben. Suyu da ısınsın. Suyu ısındı. Suyu ısındı. Yani bu tavada mühürledikten sonra ne yapacağız biz bu ete? Bunu üstüne kaynar suyunu vereceğiz. He. Kabuk tarçın koyacağız. Ocağa koyacağız. Kısık ateşte pişecek. 2 saatin içinde pişecek mi bu et? Ben pişireceğim. Bunu bir de dideceğiz biz. Bu kolay. Şu incik dediğimiz kısım burası. Evet, burası. Kendiliğinden zaten o dağılacak pişmede. Ben onu rahatlatacağım. Ama ne bileyim, şu an buna özgü bir tencere göreyim. Buna böyle büyük bir aşure tenceresi içine atacaktık. Onun tenceresi üstüne burada, suyu da geçecekti. Onun tenceresi. Evet, ben şimdi biraz yeşilliklerimi şey yapayım, suya koyayım. Fizik açısından Kadir Bey. Mi? Mümkün. Çiğdem Hanım'ın ana yemeğini hiç yemedim daha önce. Ama biliyorum, bize çok laf etti ana yemekleri. Yok et alıyorsun, düdüklüye pişiriyorsun falan filan. Yani bunda da çok bir şey yok. Hani el şey isteyecek bir yemek değil. Birazcık sadece Çiğdem Hanım'a ana yemeğini yakıştıramadım. Kuzu budunda doba. Mardin yemeği olduğunu biliyorum sadece. Kuzu budundan olacağını biliyorum. O da risk almış bence. Çünkü kuzu kokuyor ve içlerine baktığım zaman da dilimleyecek, nokta nokta yapacak etlerini, sarımsağını, bademini koyması gerekiyor. Tavada mühürleyip 1,5-2 saat haşlaması gerekiyor ve risk almış. Tava yalnız yanmaya başladı. Yok, biraz iyice ısınsın ki etimizin suyu içinde kalsın. Kokusunu duyuyorsun değil mi? Duymuyorum. Bu arada kesme doğrama işlerini biz de yapabiliriz. Evet, yıkayacağım, size vereceğim. Burada kereviz görüyorum ben. Sebze çorbası. Sebze çorbası. Abla, bunu sen tuzlu olacaksın diye mi doğrattın erkenden? Evet. Yediğim bugüne kadar bütün 4 günde hiçbiri tuzlu olmamıştı. Bunun tuzlu olması gerekiyor. Koydun mu içine? Koydum. Of, şimdi senin sevdiğin koku ortaya çıkacak. Lezzetli lezzetli. Abla tüm detayları düşünmüş. Salatanın, marulunun tuzlanmasına ve yani yaptığın yorumları unutmamışsın Çiğdem abla. Ama ben öyle yapıyorum zaten normalde de. Onun için... Mesela bunu çok önceden böyle boş vakitte doğrayıp sirkeli kavanoza da bassan güzel tabii, oluyor. Tabii ama biraz turşuya dönüyor. Böyle taze kadar ama güzel ama salatanın içinde anlaşılmıyor. Oho. Ben yemekhanede çalıştığımda kasayla geliyordu bu marullar. Kasa kasa doğrayıp kovalara döküyorduk. Üstüne de sirke dolaplarda bekletiyorduk. Bunun üstüne bir şey dökecek mi abla? Sadece tuz mu? Yok, limon da geliyor. Şimdi ben profiterolünün hamurunu yapayım dedim. Kız abla, o et ben anam bacım. Keşke sona doğru vereydik İyi bunu. Bu, hiç böyle olmazdı ya. Duman altı olduk vallahi. Vallahi duman. Ataşlara gelesin Manolya. Bunu biraz daha çevirecek misin abla? Biraz daha çevireceğim şöyle. Dur yavaş. Şöyle yapayım. Aslında kısık olur birazcık altını. Bence biraz kıs. O alev topuna döndü mübarek. Az oh, kaldı. Bak, güzel kızardı ama. 5 dakika sonra... Yanmış demeyin şu kadının etine. Hayır hayır, öyle oluyor. Özellikle. Bir şey değil mi? İskender gibi üstünden alıp alıp yiyeceksin. Yiyeceksin.
Bakar mısınız ya? Bak bak. İskender. Lezzet olarak nasıl? Abla. Sana bir şey değil mi? Tuzu efsane. İyi, afiyet olsun. Dış ses bir yandan görüyorsunuz. Valla görsünler nasıl yemek yapılıyor. Hı. Nasıl yakılıyor? Aman şey yapılıyor, görün. Görün. Sen onu ne koydun şimdi? Ben buna 125 gram kadar tereyağı koydum. Tamam. Bir bardak su koydum, bir bardak un koydum. Ama mesela yani unu biraz yağda kavurduktan sonra su ekleyemiyorsun. Hayır, bu dış hamuru. Profiterol oluyor. Biraz daha un katacağım ben ona. Bardağım geçiyorsun. Çok özür dilerim hocam. Bu profiterol hamuru mu? Evet. Profiterolün normalde suyu kaynadıktan sonra üstüne un atmıyor muyduk? Abla suyu, tereyağını, ununu birlikte pişiriyor şu anda. Bana sorma, ona sor. Abla, ona sordum da o böyle yapıyorum diyor. Kadın beylik dizinde profiterole tek başına yön veriyor. Bak seni bir gece Fransızlar evden alabilir vallahi. Alsınlar, götürsünler beni burada. Aa, hani normalde su koyarız, tereyağıyla kaynar, içine un atarız, topak bir hamur olur. Hepsini beraber yapıyorum. Ben size dedim, al bak ben var ya, temiz kalpli bir çocuğum. Ne dedim, ablam bazı yemekleri kendi yöntemiyle yapıyordu aynen, dedim. Aynen. Uçacağım yakında. Bu kalp temizliğiyle vallahi ben çok kalamam buralardan. 2 yıl öncesine kadar her gün yapıyordum hemen hemen. Şimdi 2 yıldır hiç tatlı evine girmiyor. Çok sevdiğim bir tatlı. Hamurunu pişirerek yapmış olduğum bir tatlı. Umarım arasının kreması, çikolatası tam kıvamında olur. Tam kıvamında olursa bu tatlıda yani hep cömertlik yapacağım. Benden güzel bir puan alacaktır. Aşamalı ve zor bir tatlı seçmiş. Kıvamı yerinde olursa ona göre puanım veririm. Ununu neye göre ayarladık bilmiyorum ablam. Bir bardak oluyor göster. Da bardak küçük olduğu için fazla koydum birazcık. Tamam. Evet, bunu da alayım ben şimdi. Şuraya, abla bu et bizi öldürdü. Tamam, kapıyorum. Göz gözü tamam. Görmüyor, göz gözü. Sabah köy sisi gibi mübarek. Uzunları yakmadan girmeyin mutfağa. Aşkta böyle bir şey işte Kadir. Gerçekleri mi görüyorsun? Evet, şimdi kaynar suyumuzu vereceğiz. Aşkı da buraya bağladın ya, ne diyeyim ben sana. Önünü görmeden ilerliyorsun, sonra çat güzel bir direğe tosluyorsun. Şöyle. Ondan sonra uzun bir süre sersem sersem geziyorsun. Ona da aşk acısı diyorlar. Suyuna da biraz tuz atacağım. Bir de aşk için görme kusurudur diyenler var. Aşk bir görme kusurudur. Aşk bitince gerçeği görürsün. Kabuk atıyorum şimdi suyuna. Etin içine. Evet. O niye atıldı abla? İşte lezzet veriyor, o yemeğin özelliği o. Bu kadın mutfakta bir duayen. Yani tiyatro da Haldun Dormen neyse mutfakta sen olsun şey bence. O. Nasıl söyledin tencereyi hanım? İkiye katladı, soktu düdüklüğün içine. Oldu evet, teşekkür ediyorum, onu alalım. Oldu mu bu? Oldu oldu. Onun sulaması gerekiyor. Yumurta çırpacağız, ellerinize sağlık. Onu alalım, bunu koyayım ben oraya. Kabak ne için? Sebze çorbası için. Sebze çorbası için. Tamam, sebze çorbasının malzemeleri ben de sayayım. Evet. Sesin denizi doldu çünkü şu an kokudan. Buyurun, süsledim size. Evet, kremalı sebze çorbası için bir havuç, bir patates, bir kabak, bir kereviz, bir soğan, 3 diş sarımsak, yarım paket krema, göz kararı su, bir yemek kaşığı un, bir yemek kaşığı tereyağı. Ablam anladığım kadarıyla tereyağı koyacaksın, unu kavuracaksın. Evet, evet. Üstüne suyunu koyacaksın, sebzeleri. Sebzeleri bir soteleyeceğim. Ha, unla birlikte. Aha, evet. Sonra krema mı, su mu? En son. En son. En son krema. 5 dakika kala. Kimisi de mesela bu sebzelerin bazılarını ayrı bir tavada soteliyor. Diğerlerini blender'a çekiyor. Üstüne sotelediği sebzeleri koyuyor. Bobo'nun tarifini henüz vermeyeceğim size çünkü tam bir ortaya çıksın. Benim unum dolaptaydı, alabilir miyim? Tabii ki. Profiterol içinde her zaman söylediğimiz gibi 125 gram tereyağı, bir su bardağı un, 4 yumurta, göz kararı su, kreması için vanilya, yumurta sarısı, 3 su bardağı süt, un, şeker, tereyağı. Bu arada ablam normal profiterol gibi yapmadı. Unu, suyu, yağı birden koydu, kavurdu. Şimdi soğuduktan sonra yumurtalarını kıracak. Kadın mutfakta kendine has bir yöntemle yaptı yemeklerini. Salatamızı bir yandan suya yatırdık. Evet. Şimdi sebze çorbasından sonra içi köftenin içi var, dışı evet, var. Şimdi halledeceğim onu hemen. Ben içi köfte için soğan doğrayayım mı? Olur, çok sevinirim. Tabii. Size bir tane soğan vereyim ben. Ben alayım şuradan. Olur, ver bana abla. Tamam. Biraz duman gitti sanki arkadaşlar. Gider. Camı kapatayım mı artık? Perdemizi de çekelim. Tamam, şimdi benim bardak almam gerekiyor. Şimdi bir bardak ince kısırlık bulgur koyacağım. Bunu Kadir Bey, herkes patates katıyor, yapıyor. Un katıyor, yapıyor. Asıl özel şeyi budur malzemesi. Kimi yerde simit derler, simit derler, yarma derler. O ne ki? Geçen haftalarda pirinçle yaptılar. Oo, pirinci patatesle haşlayıp
yoğurup üstüne limon sıkacağının içine koyup çiğ köfte yap, içli köfte yaptılar. Oo, hiç olmayacak şey. Kişniş koyuyorum. Yani beceremeyenler için iyi bir yöntem. Ben beğendim. Güzel de oldu, biliyor musun abla? Ilık suyla da ıslatıyorum. Hele şekilleri efsaneydi. Ilık suyla da ıslanıyor bu. Kızlar bir şey verin de bıçak bileleme şeyi. Şu bıçakları bileleyelim. Kör kesmiyor bunlar. Bıçaklarımız durmuyor ki haftanın 5 günü tıkır tıkır. Çalışıyor tıkır tıkır. Ya. Tereyağını ekleyelim, soğanı ekleyelim, içli köfteye geçtik. Evet. Ablanın içli köfte inceliği ne kadar görelim. Yağlı kısmı. Bunun soğuması gerekiyor. Tereyağı onu donduruyor zaten. Elinize sağlık, harika doğradınız. Çiğdem Hanım, niye düdüklüye şeker koydunuz? Düdüklüye şeker koymadım, kakao koydum. Torunun sosunu hazırlıyorum. Düdüklüde mi yapıyorsun bunu? Yok yok, o elime geldi acelele panikten. Aa bak, şurada büyük çapı bıçak var. Tamam. Dur şunu şundan ayıralım. Heyecanıma verin yani. Tabii canım yani. Şekerini. Bunun buharı çıkmaya başladı, ağzını örteyim mi? Biraz daha kaynasın. Sen ver onu bana, ben onu karıştırayım. Dur. Siz onu karıştırınca bu da erisin. Bu arada yarım saatimiz geçti. Aa, kaba işlerimi bir toplayabilirsem süre yetecek. Kadir ayak altında sıçıkıl orten. Bak hanımefendi işini yapamıyor. Ekmeğini çıkarıştırıyorum, onu çırpıyorum. Evet, vallahi evet, oraya gelir otururum, yerinden bir gram kaynamam. Oturmam da sana ne de ayakta olmama niye karışıyorsun? Soğanımı çevireceğim. Sanırsın hap kadar mutfak bir engel benim. Tövbe şurada bak kapladığım yer. Abla ben yerime geçiyorum. Tamam, teşekkür ediyorum. Tamam, inşallah siz beni ocağın başına çağırırsınız. Aa ben çağırırım. Ben gelmem. Aa, ben bir şey demedim. Daha da dünyada olsa olacağım başına demedim. Geçmem. Dış ses kızdı sana, ben bir şey demedim. Ben kızarım, ben abisiyim. Abiler daha kızar. Daha da ben ocağın başına geçersem köfte gibi kızarım, abiler gibi ben kızar. Patlayayım. Biz ne yapacağız böyle? Şimdi ben size iş vereceğim. İki bu işi köfte dinleniyor. Beni sinir etti, bir sönüp sönüp yanıyor ya. Ah beni sinir eden neler var. Ben size salata malzemesini yiyeyim. İnanamıyorum, adam yer çekimini buldu. Sürte sürte kinetik enerji oluşturdum. Ha, normalde yoktu yani mıknatıs. Saçmalama, bunların ucu mıknatıslıdır zaten. Bu kadar kinetik enerji mi olur mu? Evet olur. Bırak şimdi bunları da, ne yapıyorsunuz onu söyle. Şu anda pirinci ısladık, tuzladık. Evet. Bir kere kalkabilir miyim? O çikolata sosu dibine yanacak ama. Dayanamıyorsun değil mi? Dayanamıyorum, iş yapmak evet. İstiyorum. Bu kadar da çalışkanım. İyi hatırlattınız. Bak gibi tutacaktım, biliyorum çünkü ben buradan. Tutmadı. İşi köftenin soğanını mı koydun? Evet. Ama ben soğanını biraz güzel böyle şey yakıyorum. Kimisi de önce kıyma kavuruyor. Yok ama soğanı aslında bunu güzelce böyle. Ben kime inanacağım bilmiyorum. Siz bana inanın. Öbürü diyor ki karar verin. İyice. Öbürü diyor ki kıymayı önden kavuruyorum çiğ kokması. Öbürü diyor ki soğanı sonradan atıyorlar, soğan kokusu geliyor işi köfteden. Gerçekten şimdi ben yapınca yorumunuzu göreceğim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.